Merhabalar. Yine sizlerden gelen bir program destek talebi ile ilgili bir örnek yapacağız. Yine bir müşterimizin sahada bir projede ihtiyaç duyduğu bir uygulamaydı. Onunla ilgili yaptığımız örneği paylaşıyorum. Tabii burada yine anonim olarak hani kesinlikle isim veya firma paylaşmadan sadece örneğin içeriğini paylaşıyorum. Burada yapılacak işlem şu. Şimdi bir alarm DB'miz var. Bunun sayısı tabii değişebilir. Bu örnekte 400 tane falan bir alarmımız var. Bu 1000, 4000, 40000 hani değişebilir. Sayı artabilir. Bir kere yaptıktan sonra zaten sadece limitlerle oynayarak örneği genişletebilirsiniz. Şimdi buradaki alarmlar bildiğiniz PLC'de ürettiğimiz alarmlar. Bunların hepsi bir data blokta toplanmış. Ben buraya aynı ismi verdim hani yazmakla uğraşmamak için. Motor 1, motor 2, motor 3, termik arıza gibi. Siz bunları istediğiniz gibi isimleri farklı olur. Alarm teksleri farklı olabilir. Bunların her biri bir bit. Burada durumu var. True veya false olma durumu var. Şimdi müşterimizin istediği şuydu. Bu alarmlardan, alarm DB'den 32 tanesini aktif olan ilk 32 alarmı bir buffer'da toplamak. Bir alarm buffer'da başka bir data blokta. Bakın burada 1'den 32'ye kadar gidiyor. Eğer anlık olarak aktif alarm sayısı 32'den azsa zaten en fazla nereye kadar geliyorsa o kadar buraya dolduracağız. Örneğin bu gördüğünüz örnekte 9 tane aktif alarmımız var. Sıralı olarak önce ilk alarm, sonra ikincisi, ondan sonra üçüncüsü. Bakın üçüncü sırada ne var? Motor 6, termik arıza, sonra motor 7 gelmiş. 8 yok, false. 9 gelmiş. Bu şekilde aktif alarmları buraya doldurmamız isteniyor. 32'den sonrası önemli değil. 32 geçerse önemli değil. Gelenler kalsın. Ama müşteri diyor ki burada 32 taneye kadar gelen alarmları ben burada göstermek istiyorum. Daha sonra bunu OPSY ile karşı tarafa yukarıdaki sisteme göndereceğim. Yani burası dinamik olarak değişecek. Buradaki alarmların içeride gelen alarmların durumları değiştikçe örnek vermek gerekirse mesela şurada motor 2 false oldu diyelim. Motor 2 true'ydu. Burada vardı. False olunca buradan çıkartacağız bunu. Ve eğer başka bir alarm gelmezse bu arada bunlar bir yukarı kayacak. Hepsi yukarı kayacak sırayla. Bu sefer 8 tane alarmımız olacak. Ama arada başka alarm gelirse, örneğin motor 5 geldi motor 2'den sonra. Bu defa bu motor 5 buraya araya girecek. Daha sonra 6, 7 böyle yani tekrar devam edecek. Anlık olarak burası dinamik olarak değişecek. 32 taneye kadar güncel alarmları gösterecek. Bu taraf zaten PLC'de oluşan alarmların toplanıldığı kısım. Şimdi bunu uygulama için TIA'da nasıl yaparız bir ona bakalım. Hemen geliyoruz buraya. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu alarmların sadece bir bit değil, alarmlara ait tekstler de var. Dolayısıyla bir structure yapısı var. O yapıyı da yine müşterimizin göndermiş olduğu bir struct data tipi var. Ona uygun olarak oluşturuyoruz. Burada bakın PLC alarm struct diye bir yapı oluşturduk. Bu yapının içerisinde alarm bitimiz var. Alarm tipi var. Fault type, fault no, fu no diye bir şey var. Device no, chain type, chain no, entry, dt. Bunlar muhtemelen date time veya tarih saat olabilir. Ve text alarma ait bilginin olduğu bir structure var. Her bir alarm da bunlar olacak. Yani biz bu array'leri yani her bir alarm için bir structure'ımız olacak ve alarm array'i yapacağız. Bu array'in içerisinde bu tipte değişkenler olacak. Onu da şuradan görebiliriz. Program blokları içerisinde iki tane data bloğumuz var. Bunları önceden hazırladığım zaman kaybetmemek için. Bir, PLC alarmlarımız var. PLC alarmlara bakarsak birden 400'e kadar, birden başlatmışız bu defa sıfırdan değil. Birden 400'e kadar gidiyor. Alarmın tipine de bakacak olursanız PLC alarm struct yani şuradaki değişken tipinde. Yani 400 tane structure var burada. Her birinin içine bakarsınız. Alarm 1'in alarm biti var. İşte fault type, device no, entry, diye, date time, text gibi kısımlar var. Her birinde bunlar var. 400 tane alarm. Biz bu alarmın içini tabii kendimiz dolduruyoruz. Sabit olarak. Buraya bakın ben alarm 1, alarm 2, alarm 3 diye textlerini doldurmuşum. Alarm 1'i yazmamış mıyız? Ne bakayım. Yazmışız, alarm 1 de var. Fault numarası da hepsinin bir numarası var. Fault no diye buraya numaralar yazmışız. Ben bunu önceden doldurmuşum. Şimdi burada da OPSY üzerinden karşı tarafa gönderecek data bloğumuz var. Burada da bu kısım dinamik olarak değişecek. Burada yine aynı alarm tipinde 32'li bir yine array'imiz var. Array'in içindeki structure yapısı yine aynı. Buraya herhangi bir şey yazmamışız. Çünkü buraya move'layacağız şeyden. Aktif alarmların durumuna göre otomatik olarak buraya atacağız. O yüzden şimdi add new block deyip yine SCL tipinde bloğumuzu ekleyelim. Bu bir fonksiyon blok olacak. SCL ile yazacağız. İsmine de fx alarm buffer, alarm sorter artık ne derseniz ismine istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Okey diyelim. Bloğumuzu ekleyelim. Şimdi bloğu ekledik. Daha sonra böyle yaklaşalım biraz daha. Şimdi burada interface kısmında bir şeyler tanımlayacağız. Öncelikle inputlarımız, outputlarımız var. Bunları bir ekleyelim. Bunun durumuna göre programımızı devam ettireceğiz. Şimdi bir kere bir tane boolean tipinde bir inputumuz olsun. Buraya da execute diyelim. Bloğun çalıştığı request diyebilirsiniz, run diyebilirsiniz. Verdiğiniz isim çok önemli değil. Daha sonra burada output kısmında kaç tane alarmın aktif olduğunu bir gösterelim. Q diyorum. Num of active alarms.
Bu da boyun tipinde olsun. Daha sonra geldim in out kısmına. Şimdi burada iki tane parametre yani interface tanımlayacağız. Ne diyeceğiz buraya? Birincisi OPC-DB diyelim. Ya da önce şey alarm, PLC-Alarm-DB diyelim. PLC-Alarms-DB data block. Bu array olacak. Array. Kaçtan kaça? 1'den 32'ye kadar. Ya da 1'den 32 değil. Bu şey PLC-Alarmları olacağı için tabii 400 taneydi. Birebir aynı yapalım. Aynı tipte olsun tabii. Structure'ımız neydi? PLC-Alarm-Struct. Bizim oluşturduğumuz. Şurada oluşturduğumuz sol tarafta. Şuradaki PLC alarm struct değişken tipini burada seçiyoruz. Daha sonra geldik. Aynısının bir düşük 32 değişkenli olanını OPC için yapalım. OPC DB diyelim buna. Bunun da yine array bu 32'li olsun. Aynısından 32'li olarak yaptık. Şimdi bir tane de tabi bunları statiğe değil in-out kısmına tanımlayacağız. Yanlış oldu şuradan keseyim. In-out'ta olacak bunlar. Neden in-out'u yapıyorum? Daha önceki videolarda anlatmıştım. Eğer bunu input'a eklersem bu doğrudan burada oluşturduğum fonksiyon bloğun input'unda tanımlanacak ve data alanı açılacak bunun için. Ve burada yaptığım değişiklikler bu FB'nin içerisinde tutulacak. Ama benim yapmak istediğim şey şurada programın içerisinde zaten hali hazırda açtığımız data bloklar içerisinde işlem yapmak. Doğrudan gidip yapacağım işlemlerde bu data blokların içeriğiyle oynamak. Okumak veya yazmak. Dolayısıyla bunları in-out'a ekliyorum. Yani input'a veya statiğe değil. In-out'a ekliyorum. In-out'a eklediğim zaman aslında burada tanımladığım değişken tipinde bir buraya girişine bir değişken bağladığımda doğrudan blok gidip oraya adres olarak bu değişkenin içine gidiyor. Yani buradaki data bloğa gidiyor. O yüzden in-out'a tanımlıyoruz. Yani bir high level programlamada da yine bunun ismi pass by reference gibi bir şey olacaktı. Yani burada aslında referans gösteriyoruz. Yani adresini referans olarak aslında göstermiş gibi oluyoruz. Dolayısıyla hem daha az hafıza harcıyor hem de bu işlemleri yapınca doğrudan data bloğun içerisinde de değişiklikleri yapmış oluyoruz. Daha sonra geldim buraya. Statik kısmında da yine num of active alarm diye bir değişken tanımlayalım. Bunda integer olsun tipi. Şurada da yine integer olacak. Buraya atlamayalım. Burada output'ta göstereceğiz. Kaç tane active alarm olduğunu o anda. Burada da içeride kullanmak için bize lazım. Zaten buradan output'a yazacağız zaten aynı şeyi. Bu şekilde bir değişkenlerimizi oluşturalım. Daha sonra programı ufak ufak yazmaya başlayacağız. Öncelikle her zaman olduğu gibi girişteki execute bitimiz gelmiyorsa bloğu koşturmayacağız. Bunun için ne yapıyoruz? If not execute. Then return. And if. Evet, yani bloğun girişinde bu bitimiz yoksa bloğu koşturma diyoruz. Daha sonra geldik. Şimdi önce şunu bulmamız lazım. Bir kere kaç tane aktif alarm var? Bunun sayısını bulmamız lazım. Yani bizim bir alarm DB'miz vardı hatırlarsak. İçinde 400 tane alarm değişkeni var. Bu alarmların aktif olup olmadığını bize söyleyen şey ise şuydu. Alarm DB'miz bu. Alarm DB'nin hatta şundan numarasını değiştirsek daha iyi olur. Bunu 1 yapalım. Bunun numarasını 1 yapalım. Bunu önce 5'e çekeyim. İzin vermeyecek çünkü. Şunu 2 yapalım. Öbürünü de 1 yapalım. Bunu ben bir düzelteyim. Okey. Daha güzel oldu. Önce alarm DB'yi kullanıyoruz çünkü. Geldim buraya. Bakın burada her bir alarmın aktif olup olmadığına biz şuradan bakacağız. Alarm bit'ten bakacağız. Buradaki gördüğünüz alarm bit eğer 1 ise bu alarm aktif demektir. Ve bu alarmın tekstini alıp sıralamaya ekleyeceğiz. OPC DB'mizin içerisine yazacağız alarm numarasıyla beraber. Daha sonra bunu yapmak için bir kere şeyi bulmamız lazım. Kaç tane aktif alarm var? Öncelikle bunu bulmamız lazım ki bu bilgi bizim her yerde işimize yarayacak. Bunu kullanacağız. O yüzden şöyle diyorum. Önce bunun için neydi? Bir statik değişken eklemiştik. Num of active alarms diyoruz. Önce bunu bir sıfırlayalım. Hatırlarsanız hani kaç motor çalışıyor diye bir örnek yapmıştık. Oradaki mantığı burada kullanacağız. Bakın hani yaptığımız her bir şey, daha önce yaptığımız ufak ufak örnekler başka programlarda işimize yarayacak parçaları oluşturuyor. O yüzden her zaman kullanabileceğimiz şeyler. 1'den 400'e kadar. For i 1 to 400 dedik. Do diyoruz. Geldim buraya. Ne diyorum? If diyorum. PLC alarms. DB'm var değil mi? İyi aldım. Bu değişkenleri oluşturmayı unuttuk galiba. Bize i, j, k gibi böyle şeyler lazım olacak. Onları da şuraya tempo oluşturalım.
i diyelim. Integer. J. K. Bir tane de Z. Dört tane temp değişken oluşturdum. Buraya şimdi i'yi koyacağız. Bu index için lazım. For i demiştik. Daha sonra yani burada yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Bu alarm db'nin içerisindeki alarm biti aktif mi değil mi? Her birine tek tek bakacağım. If diyorum. PLC alarms db i nokta alarm bit eşittir true. Buna bakıyorum. Yani böyle bir şey var mı yok mu buna bakıyorum. Eğer böyleyse ya true'ysa ne yapacağım? O zaman number of neydi? Num of aktif alarm artı eşittir 1. Aynen bu kaç moto çalışıyor örneğinin benzeri. Ben if dedim. For'u bitiriyorum. And for. Burada eğer örneğin birinci şeye gitti. Array'in birinci indeksine gitti. Orada bir structure'ımız var. Ne vardı structure'ın içinde hatırlayalım. Şu db'yi açayım. Bakın burada bir structure'ımız var. 1'e geldi. Alarm i1'di. 1'in içine geldi. Baktı alarm bitti. True mu false mu? Daha sonra her bir iterasyonda bu i'nin değeri bir atacak. Buraları geziyoruz yani. For döngüsünün içerisinde her bir iterasyonda böyle ilerlediğini düşün programın. İşte i7 iken alarm 7'nin içine geldi. Alarm bit'e baktı. Burada true mu false mu? Buna bakıyoruz. Bunu yaparken de şurada noktadan sonra zaten structure olduğu için içindeki bütün ulaşabileceğim değişkenleri gösteriyor bana. Alarm bit'i aldım ben bu structure'ın içinden. Yani PLC alarm data boyunun içerisindeki PLC alarm db içerisinde bir array'im var. Bu array'in içerisinde bir alarm bit'i var. Bu alarm bit'in durumuna bakıyorum. Bu true'ysa number of active alarm'ı 1 arttırıyorum. Daha sonra bir sonraki iterasyonda i artı 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 gidiyor. Ve bu sayede ben 400 tane alarmın içerisinde kaç tanesinin aktif olduğunu yani kaç tanesinin alarm bitinin 1 olduğuna bakıyorum. Bu bana daha sonraki programın daha sonraki aşamalarında lazım olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu da output'a atabiliriz. Neydi output'umuz? Q num of active alarms 2 nokta üst üste eşittir. Num of active alarms'ı bunu atalım. Yani statik değişkendeki bir değeri output'a attık. Daha sonra aktif alarmları da her bir aktif alarmda OPSUA data bloğu vardı bizim. Neydi? OPSDB'miz vardı. Onun içerisine atmamız gerekiyor. O yüzden şurayı şöyle biraz daha aşağı indireyim. Şuraya geldim. Şöyle yapalım. Aktif alarmları OPSUA data bloğuna sırasıyla atalım. Bunun için if diyorum. Num of active alarms. Bir kere belki hiç alarmım yok. O zaman bu işlemi yapmaya gerek kalmayacak. O yüzden bir kere ilk şartım number of active alarm büyüktür 0 olacak yani. En az bir tane alarm var mı? Eğer alarmlar 0'dan büyükse şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir tane while döngüsü kullanacağız. Neden while kullandığımı birazdan daha iyi anlayacaksın ama şöyle söyleyeyim. Şimdi for'la yaparsak for döngüsünde hatırlarsanız for next örneği yapmıştık. O videoda anlattım aslında. For döngüsünün indeksiyle oynayamıyoruz. Yani for'un içerisindeki o iterasyonu sağlayan değişken döngünün değeri 1 artıyor for i diyoruz mesela. I'nin değeriyle dışarıdan müdahale etmemize compiler izin vermiyordu. O yüzden while kullanacağım. Neden while kullandığımı da hani örneğe biraz daha ilerleyince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu da j eşittir 1 olsun. Önce 1'den başlasın. Çünkü array'lerimize 1'den başlıyor. Array numaramız. Şimdi while diyorum. Biraz karışık bir örnek ama mantığını anlarsanız çok pratik bir şey. Ve hani şey olarak da doğrudan benzer bir şeye ihtiyacınız olduğunda alıp kullanabilirsiniz. Hani mantığın çok detaylı hakim olmasanız bile alıp kullanabileceğiniz bir örnek. Şimdi burada j bir kere 32'den küçük ve eşit olduğu durumlarda ve j eşittir num of active alarm diyorum. Neden böyle yaptım? Şimdi ben şunu yapmaya çalışıyorum. Bir tarafta 400 tane alarm içerisinden aktif olanları alacağım. Bir tarafta da ikinci bir array'im var. 32'li bir array. Bunun içerisine atacağım ama bunun içerisine atarken de birkaç koşula dikkat etmem gerekiyor. Bir kere iterasyon yaparken yani j benim döngüdeki indeksimin sayısı 32'yi aşmamalı. 32'yi aşarsa hata alırım. Hatta crash olur yani CPU'm stopa düşebilir. Dolayısıyla 32'yi aşmamalıyım. Bir buna dikkat ediyorum. Çünkü array'in sınırı 32, 33 olduğunda array 32'lik bir array ise zaten stopa düşer CPU. Hani adres hatasından dolayı. İkincisi de aktif alarmları eşitse daha fazla alarm aramama gerek yok. Yani diyelim ki sizin 3 tane alarmınız var. O 400'lük array'in içerisinde. Alarm data bloğunun içerisinde 3 tane aktif alarm var. Şeye de OPSI DB'sinin içerisine de alarmları attınız 1 oldu 2 oldu 3 oldu. Tamam 3 alarmım vardı 3'ünü de yazdım. Daha fazla bu döngüyü koşturmama gerek var mı? O yüzden iterasyondaki şu indeksim aktif alarm sayısına eşit olduğunda artık daha fazla dönmedi demek için böyle bir şey yapıyorum. Böyle bir koşul yapıyorum. Şimdi while'ı bunun için yaptık. Bir de bunun için de bir de for kullanacağız. For'un sebebini de anlatacağım. Bu sefer k değişkenini alıyorum indeks olarak. 1'den başlatıyorum. Bu sefer 400'e kadar. Do diyoruz burada.
Sonra bir if koşulumuz var. Burada ne diyoruz? TLC alarm. Burada yine K'yı kullanacağız. Alarm K. Birazdan daha güzel anlayacağız. Alarm. Alarm biti aldım. Ben diyorum. Şimdi ne demek istedim burada? Şimdi öncelikle while'ı anladık değil mi? Hani 32 tane şeyimiz olduğu için yazabileceğimiz 32'lik bir array'imiz var. Aktif alarmları taşıyacağımız, mobilayacağımız. Bunu kontrolünü sağladım. Bunun içerisinde de bu defa o 400 alarmı tarayacağım tek tek. Hangisinde true var ona bakacağım. Yani şu şeye geri dönelim. Şuraya geri dönelim. Şimdi ilk yaptığımız kısım şurası içinde. Bakın 1'den 32'ye kadar array'im var. Bu array'e tık 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 yerleştirmek için bir döngü yaptım. Diyorum ki kaç tane aktif alarmım var sol tarafta? Atıyorum 9 mu? Bu tarafta 9 tane yerleştirdikten sonra çık demek için böyle bir kontrol yaptım. Maksimum aktif alarm sayısı kadar buraya atacağım zaten. Şimdi de şuna bakıyorum. Burada 400 tane değişkenim var. Yani 400 alarmlık yerim var ya. Bu 400 alarmı tek tek tarayacağım. Geleceğim önce iterasyonda K'yı 1 yapacağım, 2 yapacağım, 3 yapacağım. Ve K'nın her durumunda her bir alarmın true mu değil mi ona bakacağım. True olanları bu tarafa almak için. Böyle bir mantıkla hareket ediyoruz. O yüzden şuraya geri dönelim. Yani o 400 tanenin içerisinde bakıyorum. İşte 1, 2, 3 K sürekli artacak sırayla. Ve onun her birinin alarm bitine bakıyorum. Her bir array'in içindeki alarm bitine bakıyorum. Alarm biti true olan, yani alarm geliyorsa o anda. O zaman alıyorum buradan. OPC DB, yani karşı tarafa. Bu defa başka bir karşı tarafta J'yi kullanacağım. İndeks yok. Hangi J? Şuradaki hatırlayın. 32'ye kadar gidebiliyordu J. Birden başlayıp 32'ye kadar arttırabiliyordum. J'yi kullanacağım. Ve diyorum ki OPCDB nokta J OPCDB J nokta alarm bit 2 nokta üstü true. Zaten bu true demek. Kendiliğinden hani ben direkt kendisini de alsam o true olacak. Yani sağ tarafa bunun ilkini yerleştirdim. J'nin 1 olduğu durumu düşünün. Mesela J1'de ilk döngüde geldim. J1 iken baktım. Şurada şu sıra yukarıdan aşağı doğru gidersek önce J'nin 1 olduğu durumda 400 kere burası koşacak. Sonra J'yi 2 yapacağım. 400 kere burası koşacak gibi düşün. Yani tık 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 sürekli koşacak. Önce J'yi 1 yapıyorum. J neydi? Sağ taraftaki array'e hitap ediyordu. Yani şu taraf. Tekrar dönelim oraya hızlıca. Şuraya. Ben buraya yerleştirmeye her zaman 1'den başlayacağım. En üstten başlayacağım. Aşağı doğru gideceğim. O yüzden J1 şuraya yazacağım. Buraya yazmak için burayı sırayla dolaşıyorum. Şu 400 tane içerisinde belki 400. alarmım sadece türü. Diğer 399'u false. Bunu bulmak için koşturmam lazım burayı döngüsü olarak. 1'den 400'e kadar hepsini tek tek bakmam lazım. Ha 400'de buldum eğer bu true olanı. Geliyorum buraya J1 iken buraya yazmam gerekiyor. O yüzden işte J'nin durumu 1 iken geliyorum OPCDB'nin içerisine alarm bitini true yapıyorum. Diyorum ki senin alarmın true. Ve alarm tekstine de diğer gerekli şeyleri buradan atacağım. Bu durumda şunları yazmam gerekiyor. Yine OPCDB. Aynı şekilde J. Nokta. Şimdi şuraya kadar isterseniz bir kopyalayalım çünkü kullanacağız buraları çok. Şuradan itibaren alayım. Aslında structure'ın hepsini yazıyorum buraya. Neydi? Fault type'ım vardı. İlk nokta üstü eşittir. Daha sonra neler vardı? Yine. Hatta şu boşlukla kompilarsam daha rahat olacak. Fault type'tan sonra fault no. Daha sonra nokta neydi? Foo no. Function ne olabilir bu bilmiyorum. Dediğim gibi bu müşteriden gelen bir taslak, structure. Burası beni çok ilgilendirmediği için detayını bilmiyorum. Nokta device no. Daha sonra chain type. Chain type tabii. Daha sonra burada neyimiz var? Chain number'ımız var. Bunu da yazdık. Daha sonra entry dt. Şurada şeyleri atlamayalım. Son olarak structure'ın içerisinde ne vardı? Text'imiz var. Alarm text gibi bir şey. Bunları niye yazdım? Bunları şunun için yazdım. Burası boş olup bizim dolduracağımız kısım. Sol taraf. Burası ise alarm db'den gelen ilgili indeksteki alarmın değerini buraya move'layacağız. O zaman ne yapıyorum? PLC alarms db k diyorum. Nokta fault type. Ha, buraya true yapmam gerekmiyordu. Aslında buraya şeyi de atabilirdim. Yine PLC alarms diye bir K nokta alarm bitti koysam aynı şeydi. Ama true olduğunu biliyorum zaten. Çünkü şurada zaten az önce check etmiştim. Olayın başlangıç yeri zaten burası. Hani burası 1 ise zaten bu alarmı alacağım. Bu alarmın bütün bilgilerini taşıyacağım demek. Dolayısıyla burayı aynı şekilde dolduruyorum. Bunları da alayım. Entry DT'yi aldım. Ve son olarak da buraya geldim. Nokta text'i aldım. Yani PLC alarmlarından OPCDB'ye move'luyorum. Örneğin J'nin değeri 30'du diyelim.
Pardon. C'nin değeri 1 değil. 1'den başlamıştık. Yani OpsiDB'min içerisi henüz şu an boş. Doldurmaya çalışıyorum. İlk döngüye yeni girdiğini düşünün. C'nin değeri 1'di. İlk sıraya yazacağım alarmı arıyorum. K'nın değerini 1'den başlattım. Arıyorum. Alarm biti 1 mi diye bakıyorum. K 1 iken, 2 iken, 3 iken, 4 iken bakıyorum sürekli. Ve diyelim ki 30'da yakaladım. K 30 iken alarm biti 1'miş. Buradaki değişkeni. Bir de şuraya 30 koyduğumda array'in 30. indeksindeki alarm 1 ise o zaman git diyorum. 30'daki bulunan bütün bilgileri, o array'deki bütün her şeyi al. Şeye taşı. OpsiDB'ye taşı. Şurada da yine tekrar dönecek olursak daha net gözükecek. Buradan git. 30. alarmı al. Buraya 1'e at. Sadece alarmın durumunu değil, bu alarmdaki bütün aynı zamanda alarm structure'ın içindeki değişkenleri de yine oraya move'la oradan OPSI'den çekilecek zaten. Onu da yine şurada data blok'tan da daha iyi görürsek. AlarmDB'ye baktım. Gittim 30. alarmın içerisinde true'ydu burası. Burası true'ysa diyorum ki bunların hepsini al. Şurayı komple git. OPSI'nin hangi sıradaysan 1 mi 2 mi 3 mü ben işte G1'deyken yakaladım bu alarmı. O zaman OPSI'nin 1'e bunu move'la. Yani buradaki indeksteki bütün değişkenleri, bu array'in buradaki bilgilerini git. OPSI'deki zaten aynı tipte orası da buraya şuraya move'la. Daha sonra OPSI'ye üzerinden ilgili firma karşı taraf gelip buradaki alarm bilgilerini görecek anlık olarak. Aslında yapmak istediğim şeyi anlıyorsunuz umuyorum. Hani 400 tane alarm içerisinde aktif olanları sırayla başka bir DB'ye dizmeye çalışıyoruz. Buraya kadar yaptıktan sonra gelelim buraya. Bunu yaptık. Şimdi G'yi bir arttıracağız artık manuel olarak. Neden? Bu çünkü for döngüsü değil. Bu bir while döngüsünün içerisindeyiz. For döngüsü tabii ki ama K zaten kendi artıyor. Biz artık for'la işimiz bitti. While'daki döngü bir sonraki iterasyona şu şey değeri bir artsın diye, G'nin değeri artsın ve diğer elemanlara baksın diye G'yi biz burada kendimiz bir arttırıyoruz. Ne zaman yaptırıyoruz bunu tabii? Eşittir 1 değil mi? Artı eşittir 1. Açıklamaya da yazalım. Atama yaptıktan sonra indeksi arttıralım. Yani bunu hangi durumda G'yi 1 arttırıyoruz? Oraya dikkat edin. Yani mantığını anlamanız biraz karışık gelebilir. Anlamanız için söylüyorum. G'yi ne zaman arttırıyoruz? If'e bakıyoruz. Bakın bu if'te eğer alarmın durumu 1 ise PLC alarmının içerisinde diyelim ki 15. alarm 1'di. Ondan önceki alarmları 0 olduğunu farz edin. K15 iken yani 15. indeksteki alarmın durumu 1'di. Ha, ben 1'i yakaladım. Alarmın olduğunu burada yakaladım. O zaman bu işlemleri yaptım. Atamaları yaptım. Hop G'yi 1 arttırıyorum. Neden 1 arttırıyorum? Çünkü J'yi nerede kullanıyordum hatırlarsanız? OpsiDB'sinde 32'lik olan array'in içerisinde. Zaten yazdım ben oraya. Birinciyi yazdım. Artık bir sonraki alarmı yakaladığımda yeni satıra yazmam lazım. Üzerine yazmamam lazım. O yüzden bir arttırıyorum. Burada arttırıyorum. Arttırma işlemi burada yapıyorum. Şuraya end if diyeceğiz. Şimdi bir kontrol daha yapmamız lazım. If diyorum. J büyükse 32'den veya J ne? Büyükse num of aktif alarm. Yani 32'yi aşmamalı G çünkü array'imiz 32'likti yazdığımız array'imiz. Bir de number of active alarm 32'den fazlaysa daha fazlasını alma. Çünkü benim buffer'ım 32 adetlik. Yani daha fazlası sığmayacaktır. O kadarını al gerisini ilgilendirmiyor beni. Alarm sayısı ne zaman 32'ye veya aşağısına düşerse o zaman bu işlemleri tekrar yaparız. Gibi bir burada önlem alıyorum. Done diyoruz. Da şuraya yazalım. X açtığında döngüden çık dedim. Daha sonra bu if'i tabii kapatmamız lazım. If'ten sonra ne yapacağız? Exit diyeceğiz. Döngüden çık. Komple. Çıkıyoruz. And if. Yani eğer J 32'den büyükse veya number of active alarm diye 5 tane active alarmın var. J 6 oldu. Ya artık daha nereye yazacaksın? Çık demek istiyorum. Yani number of active alarm 5 iken J 6 olduysa yani ben 1, 2, 3, 4, 5 şuraya kadar yazmak istiyorum. Ama J 6 olmuş. Artık gerek yok ki. Zaten doldurdum. 5 tane active alarm var burada. 5'ini de yazdım. Artık 6. sıraya bir şey aramama yarıyor. Bunların hepsi false geri kalanı. Çünkü zaten ilk başta ben burayı bir kontrol edip aktif alarm sayısını bulmuştum. İlk daha program başında. Aktif alarmın 5 tanesi artık 6.'yı aramam mantıklı değil. Buraya da yazmak için uğraşmama gerek yok. Dolayısıyla burada öyle bir şey yapmış olduk. End if dedik. Daha sonra bu for'u kapatalım. Üstte bir for'umuz vardı. End for diyoruz. Daha sonra da while'ımız vardı. End while. Biraz daha şöyle girsem bak. While'ı ve for'u kapattık. Hatta for'u şöyle içeri alacağız biraz. While'ı da bir tık içeri alalım. Düzgün olsun. Evet. Bir de if'imiz var yukarıda. O if'i kapatmamız lazım. And if. Bu şekilde yaptık. İç içe iki tane. Aslında for'u böyle yaptık. Evet. Şu if. Tam doğru izade hepsi aslında. Sorun yok. Şu if belki bir for'un bir tık içerisinde olsa daha güzel gözükebilir. Böyle içeri alsak. Ama yazılar biraz ekrandan taşıyacağı için ben öyle bıraktım. İlk döngümüzü bu şekilde yaptık. Burada 2 nokta üst üste eşittir 1 diyeceğiz. Tamam. Buraya kadar anlaşıldığını umuyorum.
Şimdi diğer kısımda yine devam ediyoruz. Bu defa aktif alarm sayısı diyelim ki 32'nin altına indi. Yani şöyle bir durum oluşursa onu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani diyelim ki 32 tane alarmı da doldurduk. 32 alarmımız vardı. Hepsini doldurduk. Burası doldu. Sonra şuradaki alarmlardan biri gitti. Mesela 9'un olan alarm gitti, false'a düştü. O alarm sayısı 31'e düştü. Alarm sayısı azaldığı zaman, 32'nin altına indiği zaman ben boş kalan yerleri silmem lazım. Önce gelmiş alarmları burada boş move'lamam lazım, oraya silmem lazım. Ve bunların hepsini de kaydırmam lazım ki arada boş kalmasın. Yani OPC'ye bilgi gönderirken arada diyelim 4. slotta boş bilgi gitmesin. Buraların hepsinin true olması ve alarmın içeriğinin oraya basılması lazım. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmam gerekiyor. Ona uygun olarak da kodumu düzenlemem gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapacağız. Yine if diyeceğiz. If diyorum. Num of active alarms 32'den küçükse bu defa ve diyorum j büyük eşittir num of active alarmlardan çıktı. Num of active alarms. Ne demek istedim burada? Eğer aktif alarm sayım 32'den küçükse, yani o 400'lük arayın içerisinde oluşan alarm sayısı, anlık alarm sayısı 32'nin altındaysa ve bir koşulum daha var. J sayısı da number of active alarms'dan büyükse, yani örnek verelim. Burası 30. Şunun değeri 30. Burası 30'sa veya 32'nin altında herhangi bir değer, işte 20 olur, 15 olur, 30 olduğunu farz edelim. İkinci koşulda da J 32'den büyükse, number of active alarm'ın 30'dan büyük olduğu durumlarda, yani geriye 31 ve 32 kalıyor. O zaman geri kalan kısımları sıfır atlıyorum ben burada. Yani eskiden atmış olduğum değerleri sıfırla üzerinde kalmasın. Anlaşıldı mı? Yani başka bir örnek vereyim. Aktif alarm sayımız 20'ydi. 20 tane aktif alarmımız var. 20 tane aktif alarmımız varsa, şuradaki aktif alarm sayımız 20. Bu durumda 20 tane aktif alarmımız varsa, şuradan yine göstereceğim. Biraz karışık dediğim gibi. Aktif alarmım burada 20 tane. Tamam mı? Daha önce 32'ydi. Bir anda tık birçok alarm resetlendi, düzeldi, 20'ye düştü. Şimdi burada 32 taneydi. Bu da buraların hepsi doluydu diyelim. Tamamı doluydu. 32 alarmdan 20'ye düşünce ilk 20 sırayı ben yukarıda doldurdum. Yukarıda yazdığımız döngüde buralar dolacak otomatik olarak. Ama 20'den sonra 21, 22, 23, 32'ye kadar olan 12 tane alarm burada eski gelen yazılar kalacak. Eski alarmlara ait bilgiler bu datablonun içerisinde kalacak. Bunlara sıfır basmak ve şuraları false'a çekmek istiyorum. Onun için de yine bir iterasyon yapacağım. İşte koşulum neydi? Aktif alarm sayısından, ya yani 32'den aktif alarm sayısını çıkartacağım. Yapmak istediğim şey bu. Bunlara sıfır atalım. Bunun için yine bir for döngüsü. Z, bu defa Z'yi kullanıyoruz. Z, 2 nokta üst üste eşittir. Num of active alarms. Artı 1. 32. Dur. Burada yine ne yapmak istediğimi şöyle aktarayım. Aslında yukarıda bahsetmiştim. 20 tane aktif alarmım var. Ama benim buffer'ım 32'liydi. 20'den sonrası 21, 22, 23 dolu eskiden gelen bilgileri silmek istiyorum. 20'den aşağıda kalan 20 ile 32 arasını silmek istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? 20 artı 1. Number of active alarm'ın 20. Buraya dokunma. 1'den 20'ye kadar olanlar zaten doğru alarmlar. 21'den 32'ye kadar olan kısma boş değerler at. Aslında çok basit bir şey yaptım. Sadece programsal olarak yazılımı biraz bakınca anlaşılmayabiliyor. Ama yaptığımız işlem matematiksel olarak çok basit. 32'den aktif alarm sayısını çıkardım. Arada kalan kısma boş değerler atacağım ki data blok sıfırlansın. Burada yine z'yi kullanıyoruz. Nokta alarm bit eşittir false diyorum. Geldim, buraları doldurayım. Nokta entry dt. Burayı string olduğu için şöyle boşluk atacağım. Şöyle atmam yeterli. Boş bir string atıyorum. Son olarak da textim vardı. Buraya da yine boş string atalım. Daha sonra end for diyoruz. Sonra end if diyeceğiz. Şunu bir tık içeri alayım. Bu şekilde programımız tamam. Şimdi birazdan test ederiz. Burada açık bir şey kalmadı herhalde. Şurada son yaptığımızı umarım anlaşılmıştır. Şimdi şu döngüde ilk yaptığımızda ne yapıyoruz? Programı bir özet geçelim. Önce request varsa, yani execute varsa bloğa işle. Execute yoksa if not execute. Execute gelmiyorsa return. Buradan çık. Aşağıya hiçbir zaman gitme. Sonra eğer execute geldiyse öncelikle number of active alarm'ı sıfırlıyorum bir kere. Sonra bir for döngüsüyle o 400'lük array'in içerisinde, yani PLC alarmlarına bakıyorum, anlık alarmlara. Yani her bir array sırasıyla bitlerine bakıyorum. True olanları, true olan her bir alarm için num of active alarm'ı 1 arttırıyorum. Sonra diyelim 20 tane alarmım aktifti. Buranın değeri 20 olacak. Daha sonra buradan çıkıyor, devam ediyor. Bir sonraki cycle'da yine burayı sıfırlıyor ama şu program yine koşup burayı 20 yapacak, yine değişen bir şey yok. Ve biz bunu her zaman 20 göreceğiz buradan sonra. Geldim buraya. Output'a bunu yazdım. Num of active alarm'ı 20 yaptım. Sonra
Aşağı devam ediyorum. Diyorum ki aktif alarm sayım sıfırdan büyükse. Sıfırdan küçükse zaten hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sıfırdan büyükse öncelikle J değişkenimi 1 atadım. Çünkü ereğim 1'den başlıyor, sıfırdan değil bu defa. Sıfırdan başlatsaydım 0 atacaktım. Ereğim değeri 1'den 400'e veya 1'den 32'ye kadar. Şimdi dedim ki while döngüsü kullandım önce. Sonuç içinde for yaptık. While'ı niye kullanmıştık? Çünkü şu J değerine burada müdahale ediyorum. Atamayı kendim yapıyorum. Eğer for kullansaydım burada, burada for deseydim, J'yi kendisi arttırsaydı otomatik olarak, her iterasyonda bir arttıracaktı. Ve ben o 32'lik array'i istediğim zaman müdahale edemediğim için alarmı bulamasam bile es geçecekti. Dolayısıyla bir sürü boş olacaktı. Bir anda 32 taneyi doldurup çıkacaktı. Ha, belki de diyelim ki ilk alarmım 35. Alarm geldi. 32 alarmın hepsi boş geçecekti o şeyde. OpsiDB'de. O yüzden ben alarmı bulana kadar arttırmıyorum J'yi. Ne zaman ki bu 400'lük array'in içinde bir alarmın true olduğunu buldum. Dedim ki ha, burası kaçtı diyelim ki 10. Alarm 1'den 9'a kadar hepsi 0'dı ama alarm 10. indekste alarmın true olduğunu gördüm. O zaman dedim ki ha, bu 400'lük array'in içinde 10. indekste ki alarm true'ymuş. O zaman gel buradaki o 400'lük array'in 10. indeksindeki tüm bilgiyi al. 32'lik buffer array'e at. Ve sonra J'yi 1 arttır. Artık 32'lik array'in birinci elemanı doldu. İkinci elemanından devam et. İkinci elemanına move'layacağın değeri ara şimdi burada. Burayı tekrar arıyoruz. Bu şekilde devam eden bir program döngümüz var. If koşulu sağlandıktan sonra, bittikten sonra tekrar başka bir koşulum var. Burada diyorum ki eğer diyorum J 32 geçtiyse, şurada J'yi ben 50 arttırıyorum ya sürekli. Eğer J 32 geçtiyse veya aktif alarm sayısı, yani J aktif alarm sayısını da geçtiyse daha fazla alarm aramana gerek yok. Buradan çıkabilirsin. Neden? J zaten 32 geçtiyse benim buffer'ım 32'lik bir yereydi. O yüzden taşıyacağı için artık daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Bütün buffer'ı doldurdum alarmlarla demek. İkinci durumda da J aktif alarm sayısından büyükse, yani aktif alarmım 20 taneydi, benim J'im 21 oldu. 20 tane alarm varsa daha fazla alarm olmadığını biliyorum ben, çünkü şurada ne yaptım? Alarm sayısını burada 400 elementin hepsine baktım ve toplam 20 alarm olduğunu buldum. 21. alarm zaten yok. Öyle bir alarm yok. Toplamda 20 tane var. O zaman eğer J 20'den büyükse daha fazla bir şey yapmana gerek yok. Daha fazla alarm yok artık. Buffer'ı atacağım. O yüzden exit diyorum. Exit ne işe yarıyor? Exit komple bloktan çıkmıyor. Bu blok koşmaya devam ediyor. Sadece içinde bulunduğu iterasyondan çıkıyor. İçinde bulunduğu iterasyon for döngüsü. While'den çıkmıyor, for'dan çıkıyor. Exit dediğimde bu for'u bitiriyor. Sıfırlıyor yani. Ve while'da da eğer kaldığı bir yer varsa, arttırıyorsa devam edecek. Yani while burada şu koşul sağlanıyorsa burası devam edecek. Onun dışında başka burada anlatacağım bu kısım anlaşılmıştır umuyorum. Bu tarafta da yaptığımız şey aktif alarm sayısı diyelim 20 idi veya 25'ti. Aktif alarm, 25 tane aktif alarmım var ve daha fazla alarm olmadığını ben biliyorum. Çünkü aktif alarm sayım 25 ise ve J de aktif alarm sayısına eşitse artık ben 25 tane alarmı buffer'a yerleştirdim demek. Daha fazlasını sıfırlayacağım. Yani 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. alarm alanlarını, buffer'daki slotları sıfır atıyorum. Çünkü biliyorum ki benim toplam alarm sayım şu anda 25 ve 25 ile 32 arasını boşaltacağım. Aşağıdan 7 taneyi boşaltacağım. Onun için de bunu yapıyorum. Böyle biraz baktığınızda karışık bir şey gibi gözüküyor ama bir de şeyde isterseniz görelim. OB içerisinden çağırarak görelim. Ya oluşturduğumuz bloğu şuraya sürükleyip atıyorum. Alarm buffer ismini verdim. Buraya execute kısmına sürekli koşmasın her cycle'da. Clock şeyi kullanalım. 2 Hz bir şey olsun. İşte yani 500 milisaniyede bir gelsin. Saniye değil de. Buraya da bir tane atıyorum. M10.0 gibi bit verelim. Çok önemli değil. Şimdi PLC alarmlarım neydi? Şurada bir array'im vardı, alarmı. Buraya bağlıyorum. Şuraya da OpsiDB'deki fault demişim onun ismine de. Onları bağlıyorum. Alarmları fault olarak 32'lik bir şey sıralama. NumOf aktif alarmımızı da burada görmem lazım. Şunu kaydettim. NumOf yaptığımızı kaydettik. Evet, programı yükledik. Şimdi bir hata falan yok, gelsemiz koşuyor. Herhangi bir alarm yok. Şu an NumOf aktif alarm 0. Alarmları tabii şuradan oynayacağız. Ekranı şöyle ikiye böleceğiz. Şöyle yapayım. Gelse alarmları bir açalım şuraya. Böyle ikiye bölelim. Şuradan da bir online olalım. Örneğin bir tane alarmı true yapalım. Mesela alarm 6'ya geldim. Şurayı true yaptım. Yapıyorum. Bakın aktif alarm sayısı 1 oldu. Bir tane daha açalım şuradan. 10 numaralı alarmı açayım. Bunu da yaptım. Alarm sayım 2 oldu. Hatta bunu azaltınca düşmesi lazım. Bak 0 bunu false ettiğimde alarm azaldı, alarm sayısı. Açtım. Bir de 14'ü açalım. 3 tane alarmım var şu anda. Bakın NumOf aktif alarm 3. Peki şeyde durum nasıl? OPS UA database dediğimiz blokta. Onu da şöyle açalım bakalım. Ve de online olalım. Burada bakın ilk alarm true. Alarm numarası neymiş? 6. Bak 6'ın olan alarmı göndermiştim. 2'ye geldim.
Burada bir ufak bir hata var sanıyorum. Çünkü buraya gelmedi ikinci ve üçüncü alanına. Birincisi geliyor. O yüzden şuraya bakarsak sanıyorum şeyde şurada bir hata yaptık. Şurada küçük eşittir olacak. Onu düzeltelim. J küçük eşittir ama farklı kadarımız olacak. Yani buradaki koşul ikisi de küçük eşit olacak. Yani J 1.32'den küçük eşit olacak ve aktif alanlardan, number of aktif alanlardan küçük olacak. Küçük veya eşit olacak ki bu işlemi yapalım. Büyük olduğu durumlarda buna gerek yok zaten. Yani J'nin aktif alanımız 20 iken J 21 ise zaten bu alanları artık yazmaya gerek yok demiştik. Hatta onun için de şurada diğer bir koşulda J'nin bunlardan büyük olduğu durumlarda da buraları sıfırlamıştık. Bunu bir bu haliyle büyükleyelim. Ekranı tekrar şöyle açayım. PLC alarmlara geldim. Şimdi bakın alarmlar geldi. Hatta buralara alarm ekleyelim isterseniz. Şöyle yapalım. Fault 4, Fault 5. Bakın Fault 4'te bir şey yok. Fault 5'te bir şey yok. Çünkü number of fact falan 3. 3 tane vardı. İsterseniz bir tane daha ekleyelim. Mesela alarm 18'i de true yapayım. Bakın buraya 18 geldi. Alarm 18. İsterseniz daha araya bir şey ekleyelim. Mesela alarm 3'ü true yapalım. Bakın burada ilk gelen alarmım 6 idi. 3'ü true yaptığım anda en üste bu gelecek. Burada bakın 3 geldi. Buraya. Bu şekilde kaça kadar gidiyor? 5 tane gelmiş. 6. var mı? Yok. Ve 5 tane alarm geliyor şu anda. Alarmın birini azaltalım. Aradan bir tane mesela alarm 6'yı false'a çekeyim. Bakın en son gelen 5. alarm sıfırlandı. Artık 5'ten 32'ye kadar olanı ben sıfırlıyorum. Ne yapıyordum? J'nin durumuna bakıp hatırlarsanız şeyden büyükse, aktif alarm sayısından büyükse aktif alarmından itibaren atıyorum burada kaç tane aktif alarmım var? 4 tane. 4'ten sonrasının 32'ye kadar olanı bir başka bir döngüde loop'ta şey yapıyorduk, sıfır basıyorduk. Bu şekilde alarmları bufferlamış oluyoruz. Yani biraz karışık gibi gözükse de aslında mantık yine hep döngüsel yaklaşım. Ve burada şey hani while'la loop'u while'la for'u kombin olarak kullanmayı da hani görmüş olduk. Biraz değişik bir uygulama. Umarım sizler için de yine faydalı bir uygulama örneği olmuştur. Bunları da şeyde paylaşacağım zaten. Bu dosyayı da ayrıca size text dosyası olarak iletirim. Bunları yani export ederim. Siz bunu isterseniz denemek isteyenler yine programına import edebilir. Saat de şu anda 12.25 oldu. Biraz geç oldu. Sabah herhalde yüklemiş olurum videoyu. Herkese iyi pazarlar. Görüşmek üzere.